Merhaba arkadaşlar. Buket'e kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin ve bakalım fincanımız neler söyleyecek bize. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden sadece WhatsApp'tan bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. E, Buket'te kahve falı Instagram hesabından da kez daha yine yazarak ulaşım sağlamanız mümkün oluyor. Ben her sabah saat 10'da her akşam da saat 6'da mutlaka iki tane ayrı fal videosu yayınlıyorum. her gün saat 3'te de tarot videosu artık açılım yapıyorum biliyorsunuz ki. öncelikle herkese güzel bir pazar diliyorum arkadaşlar. İyi hafta sonları. Keyifli bir hafta sonumuz olmuştur inşallah. Yarın da güzel bir güne güzel bir haftaya başlarız diye umuyorum şimdi ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği varsa gerçekleşsin diyerek kapatmaktayım arkadaşlar. <laughs> Bakalım neler söyleyecek? Fincan bize neyse halimiz o çıksın. Falımız dedikten sonra şuradaki enteresan görüyor musunuz? Yüreğiniz kopmuş, parçalanmış, daha gibi toparlanan bir yer var. Artık patlama güzeliğim dediğinizi görüyorum nerede ne zaman güçlenmek isterseniz isteyin koskoca bir göz sizi takip ediyor bu da nazar enerjisi yüksek bir insansınız anlamına gelir ki keza şunların tamamı nazarla alakalı görselleriniz var e, felak nas ve inşirah surelerinizi okumayı ihmal etmeyin derim okuyabilirsiniz bir suya e, sirke de koyup evinizdeki o e negatif enerjiyi alabilirsiniz e, adaçayı da sileyebilirsiniz arkadaşlar Felaknaz nazara inşirah da o nazarın verdiği iç güdüsel o sıkıntı ya iç sıkıntısı öf patlıyoruz deriz ya bazen nazardan kaynaklanır. Ee, o, o sıkıntıya gelir şifacıdır. Şimdi ben geçmişte gördüğüm ne varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Ben böyle bir yorumcuyum en azından. Bu açıklamayı da aramızda yeni arkadaşlarım için yapmaktayım. İlk kez duyacak olan arkadaşlarım içinden tabii ki de onlardan bahsediyorum. Ee, sürekli izleyen arkadaşlarım biliyorlar artık. Şimdi ben direkt açar açmaz bir e, göz ya zeytin gözlü biri demek ya da gözlük takan biri anlamına gelebilir. Bir insan var sizi ciddi anlamda izliyor. Şimdi sizin geçmişinizde kalan bir yol var. Yollarla alakalı aldığınız bir karar diyelim. Ya gitmişsiniz ya tercih ettiğiniz bir yöntem. E, ve bir şekilde şunu görmekteyim. E, sizin yolla alakalı o gittiğiniz olay neyse sizin etrafınızdaki insanların zaten hakkınızda dedikodu kazanılma ateşlemesi anlamına gelmiş. Şimdi kısmetli bir insan mısınız? Kesinlikle öyle olduğunuzu görmekteyim açıkçası. Hani bir, bir rutin giden bir hayatım var mı deseniz evet derim. Sadece ara ara dilekleriniz var. Bir yeri iki üç tane olduklarını görüyorum bunların. Şimdi özellikle ikinci olan dileğiniz her neyse ilkini aklınıza koymuş gerçekleştireceğim diyorsunuz. İkinci olan da bir insanın dikkatini çekmeye başlıyorsunuz artık. Birileri sizi ne yapacak bakalım diye takibe başlamış. Dışarıdan izleniyorsunuz diyebilirim açıkçası. Şimdi bununla alakalı olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Resmi süreci de başlatmışsınız gibi çıkmış. Yani rutininiz varken birileri artık dileklerinizle kavuşma yolunda ilerlerken birileri sizi takibe başlamış ki bir de bakıyorum ki özellikle Ekim'in sonu gibi resmi süreciniz bitmiştir. Aldığınız haberdir. Ya da başlatacak olduğunuz imzadır. Yani mahkeme sonuçlanmıştır. Haciz gelmiştir. İşte velayettir o iş tazminattır o bir şeydir arkadaşlar falınıza yansımış kolektif olduğu için ben dilimin döndüğünce hareket etmeye çalışıyorum tabii ki de sonrasında bakıyorum kısmetli bir insansınız evet ama inanın bana çevrenizde özellikle y harfi var s harfi var böyle bir yani bu kişilere z n diyebileceğim iki harf daha gördüm kalabalık oldukları için çok fazla harf çıkması normal çünkü gerçekten kalabalık bir kitle var yanınızda siz bir şeyler yaptıkça birileri sizi izliyor Baktığımda kısmetli olduğunuzu görüyorum ama özellikle Ekim'in son 15 günlük döngüsü sizi biraz zorlamış mı? Yormuş mu? Evet bence yormuş. Çünkü bilinmezleriniz artmış. Kişilerin söylemleri artmış. Kafanız biraz karışmış gibi. Ee, sonuç olarak resmi sürecinizi ya düşünmüşsünüz artık uygulayacaksınız ya da şöyle görüyorum çünkü. Daha silik olan ya da sonuç gördüğü için görüyorumdur. <laughs> son 10 günlük A harfinden kaynaklanan bir kişiyle alakalı sizin de yönünüz geçmişe bağlı E görüyorsunuzdur şurada tam tırnağımın arasında şurada da A harfi var zaten siz de arkanız ki yarım yüzü çıkmışsınız yanınızda maske takan birisi var siz ondan aldığınız haber sonrasında resmen arkanıza döndüğünüzü görmekteyim şimdi bakıyorum ki resmi süreciniz geçmiştekine oranla çok daha kesinleşmiş ya yeni bir dava söz konusu ya da alım satım olayları hani geçmişte e, mirassa buradaki ev satımıdır. Geçmişteki terfi ise buradaki mirastır. Bunu da her neyse tabii ki de kolektif olduğu için ben e, iki türlü de anlatmaya çalışıyorum. Şöyle söyleyeceğim. aralık Kasım ayının sonunda A harfi var. E harfi var. İki kişi karşılıklı konuşma var. İki kişi de size uzaktan uzaktan izleyecek. Yani gelip konuşmanıza dahil olmayacak da sadece bakalım ne yapmışsınız diye dinliyor gibi de çıkmış. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Aralığın ortasına doğru olan süreçte yine o imza belge gibi gördüğüm devamlılığı var bu olayın diyor. Bitmedi daha der gibi. Yani geçmişte başlattığınız o şey her neyse ya da iki ayrı mesele ise de ikinci olarak gördüğüm o resmiyet tamamen aralığın ortasında bitiyor yalnız. Yani sizin mahkemeniz ne zaman biter deseniz bana derim ki aralık ortasında sizin bir resmiyeti etkileyen bir ee, sonuçlanma hali var. Bu sonuçlanmada size oldukça İyi gelecek bir sonuçlanma tabii ki de. Şöyle e, C harfi C Ç çıkmış. Şimdi arkadaşlar çok nazarınız var, var ya yani ben sizin Aralık 15 itibariyle bu resmi süreciniz sonuçlandıktan sonraki süreç itibariyle çok daha konuşulacaksınız biliyor musunuz? Gerçekten kafanız çok daha karışacak. Yani bugüne kadar ki karışıklığınız Aralık'ın 15'i ile Ocak 10'u arasında net bir şekilde daha da karışmış olduğunu görüyorum diyebilirim sadece Ocak ayı için arabanın üstüne binmiş gideceksiniz bu da yenilenme ama anlamına gelir taşınma ibaresi anlamına gelir ama iş değişimine ama tarifi ama semt mahalle ev değişimi olacak tek görüyorum sizi bunu yaparken çevrenizdeki insanların etrafınızda olduğunu görüyorum Evet ama siz bunu uygulayacak başlatma enerjisine sahip tek kişisiniz yani diyebilirsiniz ki anne baba taşınalım. Haydi bakalım ben karar verdim. Şu daha iyi olacak dediğiniz vakit anne babanız sizinle geliyor. <laughs> ya da hali hazırda e, siz belki de eşinize diyeceksiniz ki haydi artık ben karar verdim. Bunu böyle yapalım. Başlatacaksınız evet ama yanınızdaki kişinin çok kaygılı mutsuz bir yüz simüle çıkmış. Yani şu emojiler var ya ağlayan yüz gülen yüz arkadaşlar onlardan bahsediyorum çok ağlayan yüz halinde olan bir kişi var. Sizin taşınma sürecinizde ya da ev değiştirme sürecinizde siz değilsiniz ama birisi mutsuz. Yani gitmenizi istemez, uzaklaşmanızı istemez, taşımanızı istemez, işten çıkmanızı istemez bilmiyorum. Bu sizin taşınmanız ya da değişiminize dair birisinin çok üzgün olduğunu söylüyor bana. Bu falınız açıkçası. Yani ben sizin Hani gerçekten Aralık 15 itibariyle dedim ya Ocak 10'una kadar belki şöyle bir 15-20 gün veriyor ama haydi şaştı beşli bir ay sürsün. Yani bu süreciniz biraz sizin ama geçici olduğunu da bilin de sizi biraz Ocak ayının 10'una kadarki süreci mücadele ettiğiniz yönünde görmekteyim. Bilginiz olsun. Çünkü Ocak'tan sonra verdiğiniz mücadelenin karşılığını göreceksiniz. Bu göz çıktı ya ilk başta daha karşınıza. İşte o göz tamamen vereceğiniz mücadele kısmında kişilerin size yönlenmiş olması, bakmış olması ya da aman bak ne yapıyor dermiş gecesine sizi konuşmuş olmasından geliyor. Nazarlanacaksınız arkadaşlar. ihmal etmeyin şifalanmanızı kendi kendinizi şifalandırın da demeden edemiyorum. Öylesi bir ağırlık zaten gözü sizde gördüğünüz en başında. Şimdi Ocak ayınızın onundan sonraki süreç sizin adınıza gerçekten temiz. Yani ben Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz ama ben ne gördüysem onu söyleyen bir yorumcuyum. Şimdiki kötü olduğu zamanları da söylüyorum. Keza bu Aralık 15'i ile Aral Ocağın 10'u arasındaki süreç sanmayın ki basit geçecek. Sizi yor yoracak bir süreç giriyor yani hayatınıza ama sonuçları sizi mutlu edecek mi? Eder. Ben sizin Aralıktan sonraki yani Ocak diyelim ona biz aralığı çünkü biraz aralık ayını geçirdikten sonraki süreciniz diyelim ocak itibariyle 10 itibariyle hatta çok daha kendinizi belki de bulduğunuz belki de bugüne kadar oh be dediğiniz bir karar aldığınızı yaşayarak zaten bizzat kendiniz göreceksiniz neden diyorum çünkü siz bu kararı alırken iki kişi sizin adınıza ya da gitmenize ya da dedim ya hani o değişimi üzgün birimlerini bırakacaksınız arkanızdan şubat ayında Çıkan bir yol çıkmış. Yani Şubat ayınızda bir yerlere gitmeniz gerekebilir. İş seyahati olabilir ya da iş değişimden sonra gidecektim zaten dediğiniz ya da şu değişimden sonra gidecektim zaten dediğiniz her neyse Şubat ayı itibariyle arkadaşlar bunları e, gerçekleştirmiş olduğunuzu zaten kendinizde yaşarak göreceksiniz. Çünkü Şubat ayında açılan bir yolunuz var ve yolunuz çok açık olarak vermiş. Kısmetli bir insansınız net söyleyeyim. E, dileklerinizi bol tutun. Nazarlı olduğunuzu şöyle hissedebilirsiniz. Bu arada şu da koca bir göz akıyor. Ah göremezsiniz çünkü akta gitti. Ee, bir göz gibi iri bir yapı vardı. Tabağınızın tam ortasındaydı ve ben bunu ak çevirince şöyle de olsaydı göremeyecektiniz akan kısımda çünkü. Ancak masaya akıtmam lazım ki görebilirsiniz. Ancak zaten akta gitti. Yani o tabağın dibindeki yani fincanın dibindeki o nazar gözü var. Eyvah dedik ya arkadaşlar. İşte o göz resmen aktı. Öncelikle onu bir bilin gerçekten. Yani belli ki sizin nazarınız olacak ama siz kendi hayatınızı şekillendirdikten sonra da e, bu göz dağılacak gidecek diyebilirim. Akıtmaya çalıştığım kısmı akıttım. Bunlar kalan kısımları çevrenizdeki insanları ne kadar hepsinin aynı anda aynı yöne gittiği bir zaman dilimi olmuş. Aile içerisindeki fertlerin konuşma hali çıkmış. Sizin yolunuzu tıkadığını sandığınız o Şubat'taki belki de dileğinizle alakalı. Diyeceksiniz ki yapabilir miyim? Biriniz birinden biriniz birinden tutuyorsunuz. İki kişiyi etkileyen bir dilek. İş tarafınızda kesinlikle önünüz rahat ve çizginiz net zaten tek tutum içerisindesiniz. Şimdi az önce o üzülen bir yüz vardı ya bakın burada gülüyor olarak çıkmış. <gülüyor> Bu şu demektir arkadaşlar. Sizin adınıza üzüldüğünü düşündüğünüz birisi olacak elbette ki ama sizin sonuçlarınız o kadar hayırlı ve güzel olur ki o kişi de artık yüzü gülmeye başlar. Yani ben annemin babamın yüzünü güldürecek miyim? sorunuza evet diye cevap vermem mümkün. aç tarafınızı kalabalık görmekteyim. Bir insan bir yere gidiyor arkasından tın tın gelen biri var. Alınacak bir karar var uzun boylu olan her kimse onu o kararı alıyor. Arkasından tın tın ondan daha kısa kalan birisi de gidiyor. Bana kalsa sevgili olacak. Bana kalsa aşkta erkek uzun boylu ve gerçekten önden gidiyor. ince uzun olarak vermiş. Arkadan da tın tın giden birisi var diyebilirim açıkçası. Şimdi bununla alakalı olarak kalabalığınızın bir yönü var ve iki taraftaki sağlı ve sollu kalabalıkta aynı anda aynı yönü doğru yönelmiş. Yani bu da Mart'ın Nisan'ı Mayıs en fazla Mayıs Haziran diyebiliriz. Haziran ayınızda sizin bir kalabalık içerisinde olacağınız cemiyetmiş gibi durmuş. Çünkü sağlı sollu herkes aynı anda aynı ortama giriyormuş gibi çıkmış. Haziran ayında bir cemiyetiniz söz konusu olabilir. Erkek gidiyor, kadın arkasından geliyor demiştik. Belki de bir evlilik teklifi ve kadının razı gelişiyle belki de ciddiyete taşınacak bir ilişkiden bahsediyoruz burada. Diyeceksiniz ki benim yaşım şudur. Ben aşk istemiyorum. Ben de diyeceğim ki bu sizin oğlunuzdur, evladınızdır ama bu cemiyetler birbirlerine gidip gelecekler. Hane ortasında toplanılan bir kalabalık olarak verdiği için de çok net diyorum ki arkadaşlar cemiyetiniz yolda. işinizi sabit parasal olarak Şubat sonunuzdaki o dileğinizi engellemiş ve yapamayacağım sandığınız şeyi aşmış görünüyorsunuz. Mart ayında ailelerin toplanıp bir arada konuşması söz konusu. Nisan, Mayıs, en geç Haziran ayı da sanki bir cemiyet kalabalığı var. Yani aşkta bir erkek bir şey söyleyecek, kadın da onu uygulayacak olarak görünüyor. Haziran'daki cemiyet kalabalığı gibi olan kalabalığı da etrafında kendisinde temiz gördüm. Bir hırgürden ziyade anlaşılmış bir e, cemiyetmiş gibi durmakta. Bunun eminim ki birilerine mesajı vardır. Ben görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce arkadaşlar hepinize dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye çok soruluyor arkadaşlar. Aşağıda bıraktığım bir link var. Tıkladığınızda Whatsapp'tan sadece yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden. Ve Buket'te kahve falı Instagram hesabından da zaten bana ulaşım sağlamanız mümkündür arkadaşlar. Ya ben süreç boyunca birbirimize çok iyi geldiğimizi bildiğim için her falımdan sonra da bu olumlama kısmına devam etmeye devam yani hep devam edeceğim çalışacağım devam etmek için de çünkü hep biliyorum ki buraları özellikle dinleyen arkadaşlarım bile oluyorlar İşte ben bu enerjinizi görüyorum sizin ve yoluma devam ediyorum o yüzden iyi ki varsınız arkadaşlar gerçekten şimdi şunu söylemek isterim size ee, şöyle ben yani süreçteki psikolojik olarak da çok zorlandığımız için e, yeter ki sağlığımızın yerinde olmasının büyük bir zenginlik olduğunu algılayalım gerçekten. Onun dışındaki tüm sıkıntılarımız er geç mutlaka atlatacağız, aşacağız, geçecek. Yeter ki yarınları görebilirim. Görebilmek için de işte onları umuduma ihtiyacımız var. O yüzden ben hep şey derim. Allah insanın sağlığıyla sınamasını yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Su yolunu bulacak arkadaşlar. Ee, tabii ki de sınanıyoruz ama mutlaka kapanan kapılarımız var ve üzücü mutlaka ama e, dün nelerle sınanıyorduk bugün nelerle sınanıyoruz yarın da bizi daha kim bilir neler bekliyor arkadaşlar o yüzden size e, naçizane tavsiyemdir Yarınlarınızı ne olduğunuzu yitirmeyin ya ben kendi yaptığım şeyleri burada sizlere olumlama yapmaya çalışıyorum çünkü ben kendi hayatımda da e, negatif enerjilere korkarım hele ki bedduanın negatif enerjisi sevdiğimden çıkar diyorlar ben de benim canımı yakmış insanlara da Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum inanın. Siz de arkanıza yaslanın ve ilahi adalet teslim edin. Ay da geç tecelli edecektir. Sevdiğinden çıkar diyorlar bedduanın enerji, enerjisi için. Bunlara hiç gerek yok diyorum gerçekten. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınıza modunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her bir renksiz zamanda sizlerin olsun arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Güzel bir haftayı tamamladık. İnşallah da güzel bir haftaya da başlarız diyorum. Sağlığınıza çok dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tabii ki de başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.